hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir toplantı için burada bir araya geldik. Biliyorsunuz neredeyse bir yıl oldu. Bir yıl önce Biyokart'tan denetim için ya da size yol göstermek için hocalarımız gelmişlerdi. Bu süreci bir denetim demek bana garip geliyor. Ücretsiz danışmanlık yaptırıyoruz aslında. Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam hocamın yine bir konferansına katılmıştım. Ben de zaten ücretli olmalı hocam. Hocanın yine bir konferansına katılmıştım. Ya hocam işte Şubat'taydı, tam tarihini hatırlamıyorum. Orada da bazı hocalarımızdan talep gelmişti. Her sene istiyoruz üniversitemizde diye. Gerçekten her sene gelseler iyi bir şey olur. Sonuçlar çok önemli. Biliyorum yaptığımız işlerde bu 21. yüzyılda herkes sonuç odaklı. Ama diğer taraftan sonucun yanı sıra sürecin de çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sürecin etkin ve düzenli şekilde yapılması ilk günde olmasa bile bir süre sonra orta vadede bütün sonuçların zaten iyiye gitmesini sağlayacaktır. Ben kalite güvence sistemine de böyle bakıyorum. Biz bunu oturttuğumuz zaman süreci ne yaptığımızı bilerek yapmaya başladığımız zaman daha rahatlayacağız ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Biraz önce hocam geldiği zaman sağ olsun bir 5 dakika sohbetlerinde olanağımız oldu. Zaten önceden bir ricada bulunduk. Kalite denetçisi eğitimleri için hazırlanan dokümanlara bizim hocalarımızla döküman demeyeyim, uzaktan eğitim sistemini bizim hocalarımızla paylaşıp paylaşamayacaklarını sordum. Anılarımızda kendi içimizde bir iç akreditasyon sürecini hayata geçirebilmek. Bunun için tabii ki temel bilgilere sahip hocaların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir sistemleri var. Benim kıskanarak baktığım. Dolayısıyla o eğitim sistemini biz aldığımız zaman umut ediyorum ki kendi içimizde de başkalarının bizi düzeltmesine, denetlemesine gerek olmadan kendi içimizde çeşitli düzenlemeler, denetlemeler yapabiliriz diye hayal ediyorum. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 3 tane amacı olduğunu hocam her yerde söylüyor. Bunlardan birini geçen sene buraya gelen denetçilerle beraber biz yaşadık. Bugün de sanırım üçüncüsünü yaşıyoruz. Yani bu kalite sürecinin içselleştirilmesi, öğrenilmesi ve birinci ağızdan hocamın ağzından bu süreci anlamış olacağız diye tahmin ediyorum. Yüksek öğretimde kalite konusunda konuşmaya gerek yok. Tabii ki ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok içten bir şey söyleyeyim bu konuda. Türkiye'nin iki tane şansı var yüksek öğretimde kalite konusunda. Bunlardan biri sanırım 2017 yılında değil mi hocam? YÖKÖK'ün kurulması, kendi tüzel kişiliğine sahip bir kurum haline gelmesi. Eminim ikincisi de en az bunun kadar önemli. Hocamın başkanı olması. Gerçekten 21. yüzyılın eğitim anlayışını yerleştirme konusunda Muzaffer Hoca'dan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum. Sadece kalite konusunda değil. Eğitim nasıl olması gerekeceği konusunda da umut ediyorum bugün sizleri kalite yolculuğunda diyeyim. Önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Bundan sonra da kendi iç paydaşlarımızda daha fazla bu konuya önem vererek, daha fazla çalışarak sabırsızlıkla YÖKÖK'ın ikinci ziyareti bekler hale geleceğiz diye umut ediyorum. Hocam bu yoğun gündeminiz için de geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Üniversitemize akademik değerlendirme ve kalite geliştirme komisyonu yüksek öğretimde kalite güvencesi denetleme gereğiyle 2012 yılında senato kararıyla kurulmuş ve yönetmelik gereğidir. Çalışma başlıkları kalite geliştirme, kalite düzeyinin onaylanması için yapılan her türlü çalışmayı yürütme, iç ve dış değerlendirme, statik planlama, izleme ve rehberlik etmek. Üniversitemizin kalite stratejisinin iki bileşeni var. Amacı uygunluk ve uluslararası standartlara uyum bileşenleri. Amacımız üniversitenin vizyon, misyon ve temel politikalarında ifade edilmiştir. Uluslararası standartlarda Bologna süreci ve Avrupa standartlarıdır.
Üniversitemizin süreçlerine yönelik politikaları var. Kalite politikası, eğitim öğretim politikası, araştırma geliştirme politikası, yönetim sistemi politikası ve hesap verilebilirlik politikası. Bunları ben detayına girmeyeceğim ama hani, özel bilgi almak isterseniz konuşabiliriz süre açısından. Ve bütün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme komisyonu faaliyetlerini, toplantı tutanaklarını, hakkındaki gerekli bilgileri üniversitemizin web sayfasında yayınlamaktadır. Ve hepimizin bildiği gibi 2018 yılında bir kurumsal dış değerlendirmeden geçtik. Ve değerlendirme raporunda her ölçüt için, kalite güvencesi için güçlü ve gelişmeyi açık yönler, eğitim ve öğretim için güçlü yönler ve gelişmeyi açık yönler, araştırma geliştirme için de güçlü yönler ve geliştirmeye açık yönler, yönetim sistemi için de güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler belirtildi. Ama hepsinde özet olarak vurgulanan PICO döngüsünün işletilmesiyle gelişmeye açık yön olarak. Ve biz bu dış değerlendirme sonrasındaki uygulamalarımız ve planlamalarımızdan şimdi bahsetmek istiyorum. Öncelikle kalite alt komisyonunun kalite alt komisyonunun raporu değerlendirmesi gerçekleşti. Daha sonra üniversite senatosuna kurumsal dış değerlendirme raporu sunuldu ve daha sonra da mütevelli heyete kurumsal dış değerlendirme raporu sunuldu. Ve kurumsal dış değerlendirme raporu kapsamında belirtilen gelişmeye açık yönler doğrultusunda üniversite kalite politikasının kalite güvencesi çalışmaların benimsenmesi ve yaygınlaştırılması ve kalite kültürünün oluşması amacıyla üniversite kalite komisyonu çalışmalarına paralel olarak ilgili birimde kalite güvence sistemi çalışmaları yürütmek üzere kalite çalışma gruplarının revize edilmesi ve yeni çalışma gruplarının oluşturulması yapıldı. Akademik birim kalite komisyonlarının oluşturulması planlandı. İdari birim kalite komisyonlarının oluşturulması planlandı. Akademik, idari ve öğrenci kalite temsilcilerimiz vardı. Bunların güncellenmesi yapıldı. Grupların, çalışma gruplarının, kalite komisyonlarının çalışma usulü ve esaslarını da belirleyebilmek için de akademik değerlendirme ve kalite geliştirme komisyonu yönergemizi revize ettik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. Şimdi öncelikle bir üniversite, yüksek öğretim kurumu kendisi karar veriyor. Neye bakıyor? Dünyadaki gelişmelere, ülkemizin koşullarına, kendi üniversitesinin imkanlarına göre diyor ki bu üniversite şöyle bir mevzu, böyle bir araştırma yapacak ve topluma da bunları paylaşacak. Bu üniversitenin verdiği bir karar. Ama bu karar verirken çeşitli etkilerden yola çıkarak veriyor. Ama her üniversitemizin verdiği böyle bir karar var. İşte bu üniversitemi de gördük. Eğitimi böyle yapacağım, araştırmayı böyle yapacağım. Ve bir politikası var. Birinci bölüm bu. Sonra üniversite ne yapıyor? Üniversite bu. Kendisi buna göre bir sistem kuruyor. Diyor ki benim eğitim politikam bu, araştırma politikam bu, topluma katkı politikam bu diyor. Bunları rektörlük olarak, üniversite yönetimi olarak, işte mütevelli heyet olarak vakıflarda neyse belirliyor. Şimdi bu belirlendikten sonra iş, bu belirlendikten sonra iş neye kalıp üniversite içinde böyle bir sistem kurmaya kalıyor. Yani sizin politikalarınızı alt alta yazdığınızda bunun fakültelerinde meslek yüksek okulları var mı burada meslek yüksek okulları? Evet. Yani meslek yüksek okulları, müdürlüklerinde, diğer birimlere, yani tüm birimlere bunun yayılması gerekiyor. Yoksa sizin yaptığınızda burada söylemiyor işte, burada da var mesela dünyayla işte açık yetkinlikleri tanımlayacağım, işte kritik düşünme, analitik düşünme, dijital okur yazarlık falan gibi bunlar söylüyoruz. Bunlar da bizim beklediğimiz şey şu, evet rektörlük bunları söylüyor ama işte İktisadi Araştırma Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümü, var böyle bir bölüm? Var. Var. O bölümde acaba bölüm başkanı ve hocalar kendi
eğitimiyle alanda yönelik verdiği derslerin dışında bu yetkinlikleri kazandıracak aktiviteler yapıyor mu? Buna göre ders planlarını düzenliyor mu? Buna göre çıktılarını takip ediyor mu? Aslında bütün baktığımız bu kadar basit bir şey. Yani üniversitenin kendi söylediğini yaptık, yapmadığını bakıyoruz.